Valide. Mustafa. Aslan parçam. İyisin değil mi? Saatin yerinde. İyiyim. Merak etmeyin. Sultanım. Hoş geldin şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Evlatlarınız nasıllar? Paşamız gideli bir hayli oldu. Masum kalmışlardır. Hünkârım seni bekler. Şehzadem. Nesi var? Hiç. Ayrılık bir hayli üstü. Hadi hünkârımızı bekletme. Sultanım. Rüstem'e. Mühim bir havarisin olduğunu söylemişsin. Aksi halde sizi rahatsız etmezdim sultanım. İbrahim Paşa o bahsettiğin devleti kurup başına mı geçti yoksa? Malumunuz üzere yarın sefere çıkıyoruz. Gitmeden evvel size bir hediye sunmak istedim. Hediye mi? Cüretimi bağışlayın. Fakat sizi memnun edeceğini tahmin ediyorum. Çok merak ettim şimdi. Nasıl bir hediye bu? Kendi gözlerinizle görmenizi isterim sultanım. Yeni atlar mı geldi yoksa? En iyi atları sizin için seçtim sultanım. Lakin hediyem bir at değil. Ne oluyor? Kim bu hatun? Ta kendileri sultanım. Nasıl olur? Öldüğü söylenmişti. Yetişmeseydik akıbet verim. Ulaşmak istediğinizi duydum sultanım. Yardımcı olmak istedim. Eğer haddimi aştıysam bağışlayın. Rüstem, bana dünyaları bağışlasan bu kadar sevinmezdim. Ne kadar kahve demek yaşıyorsun. Hadiselerden ötürü buhran içinde sultanım. Günlerdir tek kelime etmedim. Azıcık kimleri susturmadı ki. Nigar, sakın korkma. Saatine kavuşacaksın. Her cemaya teslim et. Her ihtiyacı görülsün. En azından gücünü, kuvvetini toplayıncaya kadar. Gözden Irak olmalı. Merak etmeyin sultanım.
Şehzadem, hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Merdivran, gözün aydın, evladına kavuştun. Sağ ol Hürrem. Müsaade edersen oğlumla hasret gidereceğim. Elbette. Şehzadem sizin için hususi bir daire hazırlattım. Malum, sefere gitmek yerine burada bizimle kalacaksınız. Lüzum yok. Ben has odada kalacağım. O halde. Pek marifetliymişsin sen. Büyük validem şifacıydı. Bütün gün onun için çiçek toplardı. O da kaynatıp ilaç yapardı. Onu izleyerek büyüdüm. Nasıl oldu Cihangir'im? Çok şükür. Ağrısı sızısı dindi sultan. Firuze, seni Allah gönderdi bana. Evladımın dermanı senin ellerinde. Dile benden ne dilersin? Sultanım, müsaade ederseniz ben bazı vakitler bahçeye çıkmak istiyorum. Güneşi, gökyüzünü, toprağı, çiçekleri özledim. O kolay. Gülçah'a söylemen yeterli. Ne vakit istersen çıkarsın. Tanrı sizden razı olsun. Lütfettiniz. Müsaadenizle ben yatağına götüreyim. Tamam. Sultanım, Şehzade Mustafa gelmiş. Gördüm. Hünkârımız gidince hasılada kalacakmış. Tam kurtulduk derken yine tepemizde bu ana oğul. Mecburen bir müddet daha sabredeceğiz. Nadia ne olacak peki? Tahammülüm kalmadı artık. Aldığı her nefes hakaret. Neyse ki yarın hünkârımız gidiyor. İcabına bakacağız. Akıbetini gören herkese ibret olmasını istiyorum ki hiç kimse bir daha cesaret edemesin. Hünkâr. Gelin buraya. Sefer uzun sürecek diyorlar. Çok özleyeceğim sizi. Ben de size hasret kalacağım. Gitmeseniz olmaz mı? Olmaz Merima. Babam düşmana inecek. Baba ben de geleyim. Ben de savaşayım. Sen dur. Önce ben varım. Ben yenerim düşmanı. Esma, sen çocuklarla dönersin. Hünkâr. Sen de kal Hürrem. Mustafa'm neden yemiyorsun? Bak en sevdiğin yemekleri hazırlattım. Yoksa Hürrem mi sıktı canını? Hakkı var validem. Sefere gitmem gerekirken burada sizinleyim. O yılanın lafları üzmesin seni. Hünkârımız kimseye bahşetmediği mesuliyet verdi sana. Cihan Sultanı'nın vekili olacaksın. Hürrem'e gelince o uçurumun eşiğinde öyle bir düşecek ki tek parçasını dahi bulamayacaklar. Ne demek bu validem? Size ondan uzak durun demiştim. Ben bir şey yapmayacağım Mustafa.
başka bir kadına alaka göstermeye başladı. Yakındır. Hürrem'in saltanatı sona erecek. Bu kadar kâfi. Size hayırlı geceler. Sultanım ben Nigar değilim. Dikkatli olun. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Hatice'm. Hünkâr. Yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Hürrem Cihangir'ime iyi bak. Sıhhatiyle alakalı mütemadiyen malumat istiyorum. Evet hünkâr. Siz de yazın. Yazın ki yokluğunuzda cehenneme dönen bu sarayda bir nebze olsun. Huzur bulayım. Allah'a emanet olun. Hürrem. Bekle. Söyleyeceklerimin bir kulağından girip diğerinden çıkacağına eminim fakat ben yine de söyleyeceğim. Nadia. Yani hünkârımızın gözdesi bizzat benim korumam altındadır. Bırak ona zarar vermeyi, en ufak bir hakaretine dahi şahit olursam karşında beni bulursun. Siz zaten benim karşımdasınız. Ayrıca Nadia umurumda değil. Dün gece hünkârımızla birlikteydim. Ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söylediler. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Hay dedim. Tamam. Madem böyle düşünüyorsun, rahat bırak hatun. Nigar'a karşı da böyle merhametli olsaydınız keşke. Nigar hatasının bedelini ödedi. O hatayı tek başına işlemedi. Ayrıca el kadar çocuğun ne günahı vardı? Çocuk ölü doğdu Hürrem. Eminim öyledir. Bunu artık paşamıza izah edersiniz. Malum. Hem aşkın hem de evladını elinden aldınız. Sultanım bırakın gitsin. Daha fazla sıkmasın canınızı. Selam vermek yok mu Hürrem? Sen de mi buradaydın? Bilseydim gelmezdim. Bir hayli mutsuz olduğunu duydum. Kederinden her gece ağlıyormuşsun. Haydi Evren belanı arama. Belanın adını söyleyeyim ben sana. Nadia. Onun bir hiç olduğunu söylemiştin ama gördün işte. Hünkârımız pek kıymet veriyor. Öyle ki sefere gitmeden evvel en sonunu ziyaret etmiş.
Öyle mi tahmin ediyorsun kendini artık? Senin de akıbetin bu. Benim gibi ateşlerde yanacaksın. Maydevran. Beni hiçbir ateş yakamaz. Neden biliyor musun? Çünkü ben ateşin ta kendisiyim. Girersiniz böyle. Hürrem, Nadia'nın canını almış. Taşlığın orta yerine asmışlar hatunu. Hürrem Sultan olduğu ne malum? Deliliniz var mı? Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Onun bunun lafıyla mı itham edeceğiz sultanı? Sultan beni zehirlediği vakit bile hünkârımız inanmadı. Şimdi mi inanacak? İlaveten hünkârımızın haremiyle ilgili karar verme yetkim yok. Sultanım, seni defalarca ikaz ettim ama sen yine bildiğini yaptın. Nadia'yı diyorsanız benimle bir alakası yok. Hatun kendi canına kıymış. Ne hikmetse. Bütün harem uykuya dalmış dün gece. Bilhassa hatunu korumakla vazifeli olanlar. Yedikleri bir şey dokunmuştur. Sen yaptın değil mi? Haşa sultanım. Benim ne haddime? Sultanım. Derhal dairemden çıkın. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin Hürrem. Afife hatun. Buyurun sultanım. Derhal hadiseyi tetkik et. Hünkârımıza da vaziyeti bildiren bir mektup yaz. İspat etmeniz gerekecek. İspata lüzum yok. Böyle bir hadise olduğunu bilsin. Kâfi. Ayrıca hatundan kurtuldum diye de sevinme. Nadia gider. Bir başkası gelir. Hoş geldiniz sultanım. Okudunuz mu mektubu? Sizi üzmüş anlaşılan. Beni hala sevdi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Nigar sadece bir gönül eğlencesiydi. Anma şuursuzun adını. Evet. Maziyi değişmenin kimseye faydası yok. Sultanım. İnanın bana. Tekrar mesut olacaksınız. Kapatalım bu bahsi. Sultanım. Ben yemeğimi hasbaşa yiyeceğim. Afiyet olsun. Thank you.
Buyurun sultanım. Ben getirdim sultanım. Bir hayli zor durumdaydı. Haber salmış. Kendisine yardım etme gereği duydum. Artık benim cariyemdir. Malum bunca yılın hatırı var. Kim bu hatun? Nigar hatun. Eski cariyelerdendir. Bir vakitler baş haznedardı. Bu hatun buradan derhal gidecek Hürrem. Niye gidecekmiş? Sebebini biliyorsun. Nigar cezalı. Onu bizzat ben kovdum saraydan. Atıldı. Ha, şu mesele. Hatun cezasını çekti. Bitti vefası. Sümbüla. Sultanım. Nigar'ın harem defterinde kayrı yapıldı mı? Emriniz üzere yapıldı sultanım. Buna hakkınız yok sultanım. Nigar'ın kabahati büyük. Haremin idaresinden ben mesulüm. Ayrıca Fatma Hatun'un yaptıklarını unutmayın. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğini cümle alem biliyor. Lakin o hala burada. Sultanım bir şey söylemeyecek misiniz? Boşaltın burayı. Hemen! Herkes çıksın. Herkes dedi. Seni uğursuz yılan. Yine kurtuldun demek. Seni hiç utanmaz kılman yok mu? Hangi yüzle dönersin? Sultanım. Kes sesini, bütün incimi senden alırım şimdi. Nigar. Kalmasına müsaade mi edeceksiniz sultanım? Çekil! Demek Nigar kaldı. Validem, neden sakladınız bunu benden? Ben istedim saklamasını. Böyle hadiselerle meşgul olup üzülmeni istemem. Nerede Nigar kalfa şimdi? Afife Hatun'u yolladım şehzadem. Gereğini yapacak. Şehzade Hazretleri, Hürrem Sultan geldiler. Alın içeri. Neden alıyorsun Mustafa'm? Gönder gitsin. Validem, sakin olun. Bu meseleyi sulh için halletmemiz icap eder. Şehzadem, sultanım. Buna müsaade edemem. Size engel olamam şehzadem. İstediğiniz vakit teslim ederim hatunu. Fakat Nigar'ın neyle itham edildiğini bilmek istiyorum. Afife hatuna sual ettim ancak cevap veremedi. Sana izahat verecek değiliz Hürrem. Madem kimsenin dili varmıyor ben söyleyeyim. Nigar zina yaptı. Bu ağır bir suçtur. Bırakalım da Nigar kadılar tarafından yargılansın. Mahkeme görsün davasını. Kanunlar neye emrediyorsa aynen tatbik edilir. Tabii bu vaziyette İbrahim Paşa'nın da yargılanması lazım. Aklını mı kaçırdın sen? Ne kadısı ne davasından bahsediyorsun? Ben davacı oldum mu? Şehzadem. Sultanımızın hakkı var. Taraf olmadığınız meselelere karışmayın. O halde bu siyasi bir karar.
zinaya hazır hazır edeceksiniz. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Seni alakadar etmez. Ben yine de Şeyhülislam Efendi'den fetva isteyeceğim. Engin tecrübesiyle bize yol gösterecektir. Bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki paşanın nikahla yaptığı zinayı duymayan kalmaz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Anlaşma demeyi tercih ederim sultanım. Neticede karar sizin. Ya bu zinayı bütün İstanbul öğrenir ya da hünkârımız gelinceye kadar bekleriz. Şehzadem. Sultanım, neyi bekliyorsunuz? O kadının laflarına kulak asmayın siz. Nigar cezasını çekmeli. Duymadın ne söylediğini. İfşa edecek. Hürrem'in tehditlerine boyun mu eğeceğiz? Validem, sakin olun. Hissi davranmayın. Mevzu bahis olan hanedanımızın ve Hatice Sultan'ın itibarıdır. Nigar meselesini kimse öğrenmemeli, zira... zira neticeleri çok vahim olabilir. Bilhassa İbrahim Paşa için. Ne olacak peki? Ne yapacağız?